İlhan Çetin isimli seyircimiz günlerdir aslında mesaj gönderiyor, tweet atıyor, eleştirilerini sıralıyor. Sağ olun izlediğiniz için, ilginize teşekkür ederim. Kendisini Cennet Vatan, Türkiye Cumhuriyet Halk Partisi, Fenerbahçe, Özgürlük, Eşitlik, Kardeşlik, Adalet, Uludağ Üniversitesi, Maliye diye tanımlamış Twitter hesabında. İzlemeniz, eleştirmek için dahi olsa izlemeniz benim için güzel. Ancak o son kullandığınız tabiri de kabul etmiyorum, ekranda söyleyeyim. Bugün bir parça keyifliysek, bülteni açarken söyledim. Sadece, evet trajikomik ama olmaması gereken bir tutukluluğun sona ermiş olması, Merdan Yanardağ'ın serbest bırakılmış olmasıyla ilgili bir parça tebessüm ederek bülteni açtım. Yoksa herkes çok gergin, siyaset gergin, seçmen kendini yalnız bırakılmış hissediyor. Bakın, bir belediye meclisi toplantısında Zonguldak'ta MHP'li meclis üyesi, CHP'li meclis üyesine kafa atarak burnunu kırdı. O belediye meclisinde yaşananları anlatalım. Belediye meclis üyeleri birbirine saldırdı. MHP'li meclis üyesi Sertan Kuzu, CHP'li üye Gökhan Günay'a kafa attı. CHP'li Günay'ın burnu kırıldı. Adres Zonguldak'ın Ereğli ilçesi. Ereğli Belediye Meclisi Ekim ayı ikinci oturumu tartışmalara sahne oldu. Satılması oylanan kamyon garajına red oyu verilmesi sonrası arbede yaşandı. Meclis üyeleri arasında yumruklu kavga çıktı. Kavgada MHP'li meclis üyesi Sertan Kuzu, CHP'li üye Gökhan Günay'a saldırdı ve kafa attı. Kavga zabıta ve diğer meclis üyelerinin araya girmesiyle sonlandırıldı. CHP'li Gökhan Günay'ın burnu kırılırken Sertan Kuzu'nun da alnı kanadı. Burnu kırılan Günay hastanede tedavi altına alındı. Olay yargıya da taşındı. Taraflar birbirinden şikayetçi oldu. Şimdi evet, bir kez daha bir anayasa değişikliğinin eşiğindeyiz. İktidarın istediği çok net aslında. Cumhurbaşkanı Erdoğan ne istediği net. Bugün Ankara kulislerine yansıyan bir haber vardı ve o haber şöyle demekteydi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın anayasa değişikliği ile ilgili iki kırmızı çizgisi var. Bir, %40+1 cumhurbaşkanı seçilmek için yeterli olsun. 50+1 toplumu geriyor diyormuş. İki, bir kişi 3 dönem seçilebilsin cumhurbaşkanı. Böyle değiştirmek istiyormuş. Geri kalan bütün değişiklik tekliflerini muhalefetle açık tartışmaya da açıkmış. Muhalefetin bir kısmı da hazır zaten, bugün açıklama yapanlar oldu. CHP listelerinden seçilerek meclise giren Deva Partisi'nin, Gelecek Partili isimlerin tutumu merak ediliyordu. Yani tartışırız, gelsin bakalım iktidar demekti onlarda. Peki o maddelerin arasında, tartışılabilecek maddeler arasında yıllardır mücadele edilerek kazanılmış haklar da var mı? Kadın hakları gibi mesela. Medeni kanunu da değiştirecekler mi mesela? Kadınlar meclisteydi. Eşik platformunun çağrısıyla bir araya geldiler. Meclisteki kadın milletvekilleriyle buluştular. Bugün de evet, Medeni Kanun'un kabul edilmesinin 97. yıl dönümüdür. 4 Ekim 1926'da kabul edilmişti ve bir açıklama yaptılar. Biz haklarımızı koruyacağız dediler. Eşitlik için, özgürlük için kadınlar Osmanlı Meclisi mebusanından beri meclislere gelip eşit temsil istiyorlar. Hayatın her alanında eşit olabilmek için taleplerini meclisteki milletvekillerine anlatmaya çalışıyorlar. Medeni Kanun bundan tam 97 yıl önce bugün kabul edildi. 100. yılına sadece 3 kala kadınlar hala o kanunu koruma çabasında. Bu mecliste çok eşli vekil var arkadaşlar. Çok eşli vekil. Erkek çok eşliliğini meşrulaştırmak istiyorsunuz dememizin canlı kanıtı olarak seçilmiş adeta. Eşit platformunun çağrısıyla ülkenin dört bir yanından gelen kadınlar mecliste kadın milletvekilleriyle buluştu. Asla yalnız yürümeyeceksin. Mustafa Kemal Atatürk'ün öncülüğünde kabul edilen Medeni Kanun'un yıl dönümünde gittiler meclise. CHP, EMEP, Yeşil Sol Parti ve tipli kadın vekilleriyle basın toplantısı düzenlendi. Medeni yasanın tek tek bazı maddelerinin değil, aile hukukunu sil baştan yazma girişimleri var. 6284'te Türk Medeni Kanunu'nda kırmızı çizgimizdir. Asla dokundurtmayacağız. Yıllardır 6284 sayılı yasayı korumak ve kadına yönelik şiddeti önlemek için bir araya geliyorlar. Bu kez meclisteydiler. Kadınların özgürlüklerini kısıtlayan,
var olan haklarına saldıran hiçbir yasal ya da anayasal düzenlemeyi asla kabul etmeyeceğiz. Gasp edilen haklarımızı başta İstanbul Sözleşmesi olmak üzere geri alacağımızın sözünü de buradan veriyoruz. Hiç kimsenin şüphesi olmasın. Bu meclis kürsüsünden üçlü, beşli, altılı, yedili erkek ittifakların muhabbetlerini dinlediğimiz yeter diye düşünüyoruz. Her partiden, farklı farklı siyasi görüşlerden milletvekilleri olarak buradayız. Ve biz bir ittifakın ilanı için buradayız. Bu ülkenin bütün kadınlarını düşünen en büyük kadın ittifakı var. Kadınlar basın açıklamasının ardından meclis bahçesinde de bir araya geldi. Medeni kanunun yeni tartışmalarla alaşağı edilemeyeceğini bir kez de burada dile getirdiler. Gürlükten vazgeçmiyoruz. Meydanlarda, alanlarda savaşa değil eğitime bütçe ayrılsın, silah değil kalem alınsın dedikleri için yargılanan, mücadeleye devam eden eğitim emekçileri onlar. Şimdi hayat her geçen gün zorlaşırken Türkiye'nin büyük çoğunluğu için her yeni gün daha da yoksullaşmak demekken yoksulluk konuşulmasın istiyorlar, konuşacağız. Büyük şehirlerde yaşamanın özellikle maliyeti her geçen gün daha da ağırlaşıyor. En baş İstanbul. İstanbul artık memurlar için tayin istenilmeyen, istenilmemesi gereken bir şehir. Çünkü çok zor burada yaşamak. Kiralar 15-20 bin lira. İyi bir muhitte oturmak istiyorsanız. Ha, iyi bir muhitten kastım. Hani işinize yakın, ulaşım imkanları olan bir yerde oturmak istiyorsanız. 4 kişilik bir aileyseniz İstanbul'da geçinebilmek için evinize ayda en az 44.561 lira girmesi gerekiyormuş. 43 bin lira giriyorsa ayda eve, o evde yaşayanlar yoksul. İşte İstanbul'un yaşam maliyeti. Ya asgari ücretle çalışıyoruz. Yarı aç yarı tok geçiniyoruz işte. Çocuğunuz var mı? Okula gidiyor mu? İki tane çocukla 15-20 bin lira kiralardan bahsediyorsa aslında 44 bin de çok zor ama maalesef o para girmiyor. Sıkıntı. Çünkü şuradan karşıya gidip gelmeyi düşünüyorsun artık. Yani benim boş gidiyorum geliyorum karşıdan 200 milyon masrafım oluyor. İstanbul'da yaşamanın maliyeti belli oldu. 4 kişilik bir ailenin geçinebilmesi için en az 44.561 liraya ihtiyacı var. Ancak birçok ailenin evine giren para bu miktarın yanına bile yaklaşamıyor. Herhalde dur 44 bin lira bugün kaç kişinin evine giriyordur ki? Ben bir emekliyim, 7500 lira zam bekliyoruz. Ama o miktarları kazanamıyoruz maalesef. Açıkçası yani İstanbul'da yaşama maliyeti aslına bakarsa 44 binde geçiyor. Kiraya olmuş 25 milyon lira. Eğer oturalım doğru konuşalım. Yani bunun sonu nereye gidecek bilmiyorum. İyi değil. İyiye gitmiyoruz. Geçim sıkıntısı. Dar gelirli için bu şehirde yaşamanın anlamı bu. İstanbul'da yaşayanların cümleleri borçla başlıyor, kalem kalem giderlerle devam ediyor. Türkiye'nin en kalabalık şehrinde yaşam geçen yıla göre %79,42 oranında daha pahalı. Yol parası, giyim, yiyecek hepsi. İstanbul Planlama Ajansı İstanbul'da yaşamanın maliyeti araştırmasını yayımladı. Ağustos'la Eylül kıyaslandı. İki ay arasında maliyet uçurumu var. İstanbul'da yaşamanın bir bedeli var. O bedel ayakta ve hayatta kalmak için gerekli olan tutar. Yaşam maliyeti sadece bir ayda 2000 lira artış kaydetti. Ancak maaşlar her ay artmıyor. Dolayısıyla İstanbul'da yaşamanın bedeli her geçen gün daha da ağırlaşıyor. İstanbul'da yaşamak zor. Evet. Millet çünkü yokluk içerisinde perişan. Emeklinin, asgari ücretlinin, hatta orta gelir grubunun maaşı İstanbul'da yaşamak için gerekli olan miktarın çok altında kaldı. Nerede ya? İmkansız. Asgari ücreti talim. Et, kıyma ve saç bakım ürünlerinin fiyatlarında rekor artış gözlendi. Et ve kıyma ürünleri yıllık bazda %117,10 oranında arttı. Pazara gidiyorsun, yani evden gidiyorlar, çok pahalı yani. Ya bir incir 100 lira olur mu ya? Bir 100 liraydı bir ara. Bu incir ya.